Duayen sunucu, gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta gazetecinin vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Kıvanç yarın son yolculuğuna uğurlanacak. 1934, 1950, 1954, 58, 62, 66, 74 bütün bu Dünya Kupası finallerinde tam 7 defa ilk golü atan takım kupayı alamamış sonunda. Türk televizyonculuğunda ilklerin ismi oldu. 10 Dünya Kupası'nı radyo ve televizyondan anlattı. Duayen gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. İlkokulda yazımı götürdü, gazeteye koymuşlar fakat kayboldu sonra. Şunlar oldu, bunlar oldu. Bir gün ben kendimi gazetecilikte buldum. Usta gazetecinin vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun sözleriyle duyurdu. Halit Kıvanç'ın cenazesi Perşembe günü Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. 18 Şubat 1925'te İstanbul'da doğan Halit Kıvanç yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak görev aldı. 1953'te Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isimlerden biriydi. Kıvanç bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Genç bir gazeteci olarak matbaaya girdim çalışmaya ve biz daktil öyle yazıyoruz diye yaşlı büyük abilerimiz bu gürültüyü de nereden çıkardın? Yazı kalemle yazılır derlerdi. Sonra o çağdan biz geldik bilgisayar çağına. Kariyeri boyunca Dünya Kupası ile özdeşleşen Kıvanç, futbol efsanesi Pele ile yaptığı röportajla dünya basınına damga vurmuştu. Henüz Pele dünya yıldızı değilken yaptığı bu röportajda Halit Kıvanç, Brezilya basınında Pele'yi ilk keşfeden Türk gazeteci olarak anılmıştı. Ne yalan söyleyeyim, Allah şahidim. Ben Allah'a yalan söyleyemem. Ben çocuğun gönlü olsun diye çektim. Dedik ki dönüşte yazı yazarken Brezilya kampı ya Brezilyalı bilmem ne bir şey yazarım diye düşündüm. Pele girdi takıma. Gal maçını 1-0 kazandılar ve golü Pele attı. Herkes kim bu Pele demeye başladı. Tabii ben hemen gazeteye postaladım Pele ile resmimiz gazeteyle beraber çekmişim. Düşünebiliyor musun? Sadece spor alanında değildi yetkinliği. Uzun yıllar TRT'de kültür, sanat, müzik, eğlence programları sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da hafızalardan silinmeyen sunucusu oldu. Sunuculukta 50. yılını 2005'te kutlayan Kıvanç, gazetecilik alanında 200'ün üzerinde ödül aldı. Halit Kıvanç, hakimlikten sunuculuğa giden başarılarla dolu bir hayatı geride bıraktı. Türkiye yıllarca en önemli maçları onun ağzından dinledi. Halit Kıvanç'ın kariyerindeki en önemli anlardan biri de Papa ile röportaj yapan ilk Türk ve Müslüman gazeteci olmasıydı. Papa o röportaj sonrası Kıvanç'a madalya hediye etti. Türkiye'nin televizyon ve radyodaki sesi olan Halit Kıvanç günümüzde hala sunucu ve spikerlere yol gösteriyor. Her işte hocanız olacak. İlle okul hocası yahut böyle parayla ders alınan hoca değil. Gördüğünüz şeyden bir şey kapacaksınız. Nokta değil. Virgül. Hepimiz dost olalım birbirimizle. Her şey gönlünüzce olsun.